Selam millet, Dedel Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Clash Royale oyununa kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Gördüğünüz gibi İstanbul'un fethi gibi bir kupa sayım oldu. Ama ben sizin için iki sandık, bir sürü sandık falan biriktirdim. Onların hepsini açtım ama o sırada maalesef video çekme programı çatladı ve bütün video gitti. Ve bunu maalesef geri alamıyorum. Çünkü bu bir mobil oyun. İlerliyor, sevleme, geri yükleme falan şansımız yok. Ama neler gelmiş hep birlikte şöyle bakalım. Efendim ben en son sizlerle birlikte oynadığımızdan beri galiba şuradaydım. Pekka'nın oyun evindeydim, evet. Büyü Vadisi'ne geldim. Ama bu ne kadar iyi oldu tartışılır. Çünkü karşıma gelen rakipler genel olarak 6, 7, 8 diye ilerliyorlar. Yani sanki biraz güçlülerdi, ondan sonra geri düşürmüşler kendilerini gibi. Ya da ne bileyim, uzun süredir buralarda savaşıyorlar. Göreceğiz. Efendim şöyle kartlar aldım. Destansı kartlardan şu iskeletimiz var artık. Şu ejderha var. Şu yıldırım var. Bu dev iskelet var. Şu var. Var var var. Ama ben büyücüyü sevdim. Efendim şövalyeyi sevdim. Vava'yı sevdim. Ondan sonra Valkür'ü, silahşör müydü bu? Evet, silahşörü. Fireball'u değiştirebilirim, şu üçünü değiştirebilirim ama onların yerine bir süre boyunca ben ejderha kullandım. Ondan sonra şu büyük iskeleti kullandım. Ejderha, büyük iskelet, başka ne kullanıyordum? Şöyle bir hafızamı tazeleyeyim. Yani yüksek manası olan bir şeyler kullandım Türkçesi. Ondan sonra bu kullandım şu ikisinin yerine. Ejderha ve iskeleti kullandım. Yani üçün yerine 6, üçün yerine 5 diye. 5'ti değil mi? 4'müş. Şöyle bir sıkıntı çıktı bu sırada. Benim zaten havaya vuran iki tane ünitem var. Bunlardan bir tanesi alan etkili vuruyor. Yere vuran ünitelerimden iki tane alan etkili ünitem var. Hatta üç tane alan etkili ünitem var. Yani kalabalık ordulara karşı pek bir sorunum yok. Çok fazla şeylere karşı da sorunum yok. Havadan gelenlere. Ama enerjisi az olan şeylerle bir bombaladılar beni. Bir bombaladılar. Uzun süre kimseyi yenemedim ya. Büyük iskeletle. Efendim. 5. Benimki benim gibi bir rakip gelmiş. Şimdi o zaman delikanlı olalım, ağlamayalım. Efendi gibi oyunumuzu oynayalım. Efendim yok, bana öyle bir şey gönderdiler, böyle bir şey gönderdiler demeyelim. Şuradan bir tane şövalye gönderiyordum. Oo, hemen bunu gönderiyorum. Hemen bunu gönderiyorum. Vava. Vava ile o çok güzel bir şekilde bunu idare etmeyi başardılar. Onu bıraktım orada. Onları yalnız bıraktım. Ben şuraya gönderiyorum adamı. Çok güzel oldu. Vallahi mükemmel oldu. O babaya karşı da biz bu silahşörü atalım. Kardeşlerim güzel oldu, güzel oldu. Oh, mis gibi. Neyse, bir şey göndermeyeceğim. Şimdi biraz bekleteceğim. Heyecan yapıp da bir şeyler göndermek oyunu kaybetmemize sebep olabilir. Çünkü daha önce bunların benzerleri çok geldi başıma. Ben paldır küldür adam gönderdim, bir şeyler yaptım. O sırada ha böyle işte. Şuradan da fireball gömersem mükemmel olur, evet. Gerçi bu devi iskeletle şeyle bununla durdurmak biraz zor oldu. Bir de şundan bırakalım. Oo, ağzını burnunu kırdı adam binanın. Çok güzel. Saygılar. Siz oradan devam ederken buradan ne gönderdi? Oo, adam sağlı sollu gönderiyor. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Buraya da Pekka atalım bir tane. Baba. Ama işte bu iskelet ordusu bu adama karşı oldu mu şimdi? Sen bana bunun cevabını ver. Orada alan etkili bir tane adam var. Bir de sen bana ters köşe yaparsın da ben sana yapamaz mıyım, pardon? Bir adamı oradan gönderip öbür tarafa saldırıyorsun falan. Al sana. Öyle değil, böyle yapılır o taktik. Şimdi bizim bir taraftan gelip bir tane adamı yok edebilme ihtimalini kabul etmemiz lazım. Bu ihtimali kabul etmezsek çünkü çok daha sağlıklı oynayamayacağız. Şuradan 10 olduğunda büyücümüzü gönderelim. 60 saniye kaldı diyor. Bak o zaman ben şuradan şövalye gönderip onu biraz zorlayayım. Bir şeyler yapmak zorunda kalsın o. Oyundan mı çıktın yoksa sen? Oyundan mı çıktın? Böyle şeyler yapma bana. Hiç kart oynamıyorsun. Bütün her şeyi o zaman oyuna gönderiyorum ya ben de. Bilemedim, oyundan çıkmamış görünüyor ama. Ben buna güzel el gönderiyorum bir tane. Delikanlık bende kalsın. Kardeşlerim dediğim gibi çok daha güzel kartlar var elimizde. Çok daha güzel kartlarla kombolar yapabiliyoruz ama maalesef onlarla kombolar yapmak mananın çok artmasına sebep oluyor. 359 altın geldi. 2 taş. Fırın. Ender kart. Açıldı. Bombacı. 15 tane bombacı. Mini Pekka. 3 tane. Ah, bir Pekka daha gelirse Pekkalarımızı upgrade edebiliriz. Ve oklar. Şimdi şöyle bir bakalım. Demin gördüğünüz gibi kalabalık ordularda böyle bir iskelet falan geldi. Bunun sayesinde onları atlattık. Efendim başka bir şey geldi. Bunun sayesinde atlattık. Valkürümüz var. Şu durmak için çok güçlü bir kart. Yani 1056 6. seviye yaptığımız için.
Bilmiyorum ya, takımı çok fazla değiştiresim yok. Yani belki Prince yerine başka bir şey koyabilirim. Ne bileyim. Hani Prince evet, tabii ki çok kullanışlı bir kart. Çok güçlü bir kart. Ama kalabalık bir orduya karşı kapatıyor. 2-3 kişilik bir şey önüne salıp hemen Prince'i durdurabiliyorlar. Prince'in yerine ne koyabiliriz? Mesela bir tane deneme kartı. Şundan koyabiliriz. Prince 5 mana değil mi? Prince 5 mana. Bu da şöyle bir bakalım özelliğine. 20-200 vuruyor. Şey 20-400 vuruyor. Kaldığı süre 40 saniye. 40. saniyeye yaklaşırken belli ki artı alıyor. Son anında hani bunu vuruyor. Ama efendim 35. saniyede 800, sonra 850, 900, 950'ye vurduğunu düşünün. Zaten hiçbir şey bırakmaz yerinde. Yani yerinde hiçbir şey bırakmaz. Her şeyi yok eder. Şunu bir kullanayım ben. Şu Prince'in yerine bir alayım onu. Şuradan da bir kere yükselteyim ya. Bir kere yükseltmekten bir zarar gelmez. Felaket Kulesi. Gerçi yanlış bilmiyorsam eğer destansı kartlar ender kartlardan daha iyiydi değil mi? Bizim Prince de destansı bir karttı. 1210 canı olan, maksimum hücumda 500 vuran. Bakalım kısmet. Ha bir de bu kart havaya vuruyor mu ona bakalım. Canı 880, hava kara. Süper. Şuradan savaş diyelim, yine bize bir rakip bulsun. Yani önemli olan yenmek yenilmek değil, değişik taktikler denemek. Full kulelerden oluşan, full iksirlerden oluşan ordular da deneyebiliriz. Bence gayet eğlenceli olur. Şuradan bıraktım büyücüyü. İlk hamleyi hep ben yapıyorum ya böyle. Oo bir dakika dur. O olmaz. Babacığım o olmaz. Sana bunu da bırakmak zorunda kalırım yoksa. Şöyle bırakıyorum adamımı. Aa vurmuyor. Rezalet oldu. Rezalet oldu. Biraz daha gelsen. Bu adam istediğim kadar menzili yokmuş. Gerçekten de istediğim kadar menzili yokmuş bu adamın. Şöyle bıraktım. Ne gönderdi o? Aa yine domuz sürücüsü gönderdi. Ama sen delikanlık yapmıyorsun söyleyeyim sana. O zaman ben buradan bombalarım seni. Oo bir de baba geldi. Süper. En sevdiğim adamlar. Lütfen şu iskeleti yetiştir. Yetiştiremedik. Vallahi yetiştiremedik. Ah sen de şu silah şöyle mi döndün ya? Bu olmadı. Hiç olmadı hem de. Hadi bakalım defansif kulem. Oo, gerçekten hasar gitgide artıyormuş. Aa, okçu ondan daha uzağa mı vuruyor yoksa? Yok. Bu adam direkt bizim kulemize vuran tiplerle oynaya oynaya bizi bitirdi ya. Vallahi bitirdi bizi. Peki, bir şövalye arkasından Valkür. İki kişiye karşı varlık göstermesin diye umut ediyorum. Yok, gayet de gösterdi vallahi. Gayet de gösterdi. Mana biriktiremiyorum maalesef ya. Yani az sürem var diye heyecanlı heyecanlı oynuyorum ama. Peki. Yapalım bakalım hamlemizi. Hamlemizi yapalım. Karşında bakalım ne gelecek. Şurayı yok etmem lazım benim. Şimdi adam gönderecek oraya. Yok göndermedi. İlginç bir şekilde. Ben şuraya defansif kulemi koyayım da. İki katı mana. Oo, o da bombalamaya başladı. Güzel. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. Valla anlık ölüm falan gelmez diye düşünüyorum. Evet maç bitti. Bir kardeşimiz yorumlarda sağ olsun eşit kaldığınız zaman ani ölüm geliyor demişti. Ben de dikkat ettim. O kuleyi sevmedim ben. O kuleyi ben çıkartayım. Onun yerine şu kuleyi koyayım ben. Altılık ama mesafesi inanılmaz. X yayı. Kullan diyorum. Şunun yerine mana biraz fazla arttı yine ama efendim rakibiniz de siz de eşit şartlarda kalırsanız eğer ani ölüm geliyor demişti. Ben bunu test etme fırsatı buldum. Kesinlikle onun söylediği gibi. Ani ölüm onun dediği şartlarda geliyor.
Şuradan saldım. Adamı buradan saldım. O ne saldı? Bunu saldı. Ben buraya da bunu salmak istiyorum o zaman. Oo, konumlandırması biraz uzun sürüyormuş. Hadi be. Devi koymayaydı oraya, iyiydi. Çocuklar bir saniye. Burada bir yanlışlık var. Burada bir yanlışlık var. Böyle olmamalıydı. Bizim planlar olmadı. Bizim planlar olmadı. Adamlarımız yalan oldu. Bu X yayı biraz maliyetliymiş. Gerçekten biraz maliyetliymiş ve konumlandırılması biraz uzun sürüyormuş. Şimdi fark ettim onu. Bence o bina gitti. Onu kurtaramadık da biz. Çünkü yanına herhangi bir şey atsa zaten bina gidecek. Oo hocam. Hayırlara vesile olsun. Peki abi, X yayını bıraktım oraya madem öyle. Şuraya da bir tane iskelet bıraktım. Ya yapma bunu, hemen dev bırakma yanına. Tamam, sen de bizim kuleyi yok ettin belli. X-Yay da senin kuleyi yok eder mi? Yok edemedi. Ah, şu adamları görmezden geliyorum ama inanılmaz hasar veriyorlar ya. Gerçekten inanılmaz hasar veriyorlar. Bu herif de güçsüz değil bu arada ha. Kesinlikle güçsüz değil yani. Oo, başladık sonsuz defansa. Sonsuz defans geldi işte sonunda. Yaşasın. Vallahi duruma eşitledim gibi ama bir şeye yaradı mı bu? Tartışılır. Hadi be, bir tane vursaydınız şunlara ya. İşte bu be. Ani ölümden kurtarabilir miyiz? Ekstra süre geldi, 60 saniye. Galiba X-Yay işini yaptı ha. Vallahi X-Yay işini yaptı. Kardeşlerim, kesinlikle yay güçlüymüş. Yay güçlüymüş, bunu öğrenmiş olduk. Ama bir yandan da onu çıkartıp başka bir kart denemek istiyorum. Geri kalan kartlarım sanki iyi gibi ya. Bana hani olduğu gibi geliyor. Başka bir şeyleri onun yerine al, ver diye deneyebiliriz. Mızraklı goblin yapan yer. Yok, bunu istemiyorum. 5. Barbarlar, sert, bıyıklı ve öfkeli bir yapıya sahip yakın dövüş savaşçısı sürüsü. Sürü derken kaç kişi bunlar? 4 tane. 5'e. 7. seviye ne var? Barbar kulübesi. 1 dakika kalıyor. 14 saniye yeniden doğma hızı. 3+1 barbar seviyesi. İlginç. Ha, bir tane şu var, psikopat. Koşa koşa gelip binalara vuran. Sulardan atlar diyen. Bir de şu neymiş, yeni gelen. Fırın. 2 ateş ruhu doğurur tek seferde. Binaları çok sevmiyorum ya. Aslında güzeller ama kombolaması zor. Top sen kaç vuruyorsun? X zırhını çıkarsak da yerine koyacak başka bir şey yok çok ha. Hani X zırhı haricinde X yayı, X zırhı diyorum ya. X yayı haricinde bir şey olsaydı orada o kuleyi alamazdık. Hadi bir maç daha atalım ya. Öyle bir maçta deneyerek anlayamayız olup olmadığını X yayını. Oh, 7. seviyeye geldi, yaşasın. Geldi 7. seviye. Verecek şimdi bize ayarı. Peki bayağı beklesem acaba bir şey olur mu? Şuradan da bunu saldım ben de.
Oo bak oraya da sıktı, güzel. Yalnız neymişsin be arkadaş sen? Adamın binalarının canı da süper. Aynı zamanda gönderdiği herif de çok üzücü. Üzücü. Adamın gönderdiği adam büyük peka ya. Oo her şeye tek atıyor herif ya. Baba sen 15. level falan olsaydın, 1 milyonuncu level olup gelseydin buraya ya. Şuna bak, adam büyük peka, büyücü. Milyon tane kartla oynuyor, ne kadar güzel. Herifin oynadığı kartlar şaka gibi ya. Hepsinin level'ları da şaka gibi. Yok zaten bitti. Oyun zaten şeyde bitti. Adam büyük PK gönderdi. Büyük PK'yı durdurmak için atabileceğim kartlar hiç. Ama şöyle bir şey var. Yayın çok da iyi olmadığını şuradan anladık. Böyle bir ordu geldiği zaman karşımıza kesinlikle yay haricinde bir kart, bizim ihtiyacımız olan kart. 1518'e geri düştük. Daha fazla sandık alamıyorum aslında. Hiçbir karım yok ama bir tane daha savaş atayım. Ah kardeşlerim, video patlamadan önce neler neler yapmıştım sizin için. Sandıkları açmıştım, biriktirdiğim. Neşeli şakalaşmalar, güzel hareketler. Hepsi yalan oldu işte. Hadi bakalım. Oo, çirkinleşiyoruz. Bakıyorum da çirkinleşiyoruz. Fireball falan atmalar kafamıza. Vallahi ben burayı yıkarım, söyleyeyim. Çok güzel oldu. 10 numara şaheser oldu. Şimdi şunu şöyle bırakalım. Arkasından da bunu bırakalım. Arkasından da şunu bırakalım. Kusura bakma şövalye. O işler o kadar kolay değil. Şimdi bu ikisi oradan mutlu mutlu ilerlerken bir pekka atayım şuraya. Vallahi o koleyi size bırakırım. Ya çok da mantıklı bir hareket değil bu, biliyorum ama pekkayı atarken geldi, son anda karar veremedim buna. Ah, alan etkili adam vermememin cezasını ne kadar güzel çektim. Ne kadar güzel çektim, hiç alan etkili adam yok da yanlarında diye. Cezalandırıldık resmen. Fireball'unu da Fireball'una kurban, ne diyeyim. Resmen Fireball'una kurban yani. Şimdi bir kere daha alan etkili bir şeyimiz olmamasının cezasını çekeceğiz galiba. Ben hazırlıyorum abi. İskelet miskelet gelir, bir şey gelir. Al buraya Pekka. Al buraya Valkür. Al buraya iskeletli kadın. Al buraya şövalye. Al sana Fireball. Al sana bombacı. Bu nedir abi? Bir tane Fireball getirsen bize çok sevineceğim ben de ha. Ben de atayım Fireball. Ne var yani? İşte bu kadar ya. Kanka sen ağladın ama ben güldüm, kusura bakma. Sana da şöyle delikanlı hareketimi yaptım. Bence güzel maçtı. Hele canlı geçti resmen. Kasıldım kaldım, çok bir tepki bile veremedim. Kardeşlerim bence bir günlük bu kadar heyecan yeter.
Videoyu burada bitirelim. 1453 ile başlamıştık zaten. 1547 ile devam ettik. Daha da çok yukarı çıkmak istemiyorum ya. Yani ne güzel, oh yeniyoruz falan ama yukarılara çıktıkça adamlar güçlenmeye başladı. Gerçi yukarıda değil, aşağıda da güçlü adamlar var. Bence bu oyundaki yenilip kupa kaybedip kupa kasmak için aşağı inme taktiğini yok etmeleri lazım. Başka türlü olmuyor. Dediğim gibi hani biraz da kartlarımız hantal. Biraz daha iyi kartlar, şunların biraz level'ları arttığı zaman daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeler Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeler Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.